Koyun kızı gelin olduğumdan kimsenin de gözüne batmadım öyle. Ben erkek gibi hem adam işini hem kadı işini gördüğümden halinde de aynı öyle yine koşturayım. Kimseyi de belli etmedim kocamın öldüğünü. Benim ismim Meliha Bedir. Bu koyun kızıyım. Bu koyun geliniyim. Mahalle muhtarıyım. Evet. Gerçekten mi ya? Çokları öyle değil bana. Anlamda yazayım mı? Hiçbir zaman yazmayayım. Hep öyle muhtar diye çağırırlar. Niye öyle kaldın muhtar diye? Demek ki muhtarlık yapayım demek. Çok girift, gizemli konuşuyorsun. Evet değil mi? Evet. Nasıl olacak? Ben çözemedim sözcüğü. Muhtar değil ama anlamda yazmayın. Muhtarım çok, diye çağırırlar mısın? Muhtarım der. Ben de birkaç kişi ağza tuttum işte. Kimini savurdum koltuğu altından arkayı. Kimin öyle gülesinde geldi. Yaşım 72'yi girdim şu an. Ama hiç boş durmayayım. Kendime göre çapalıyım. Mesela tavuk ördek yaparım, ineklerim vatanda, bahçe yaparım, serem var, döktüler birkaç tane, yan başladı dökmeyi. Şırlak beraber yürüyoruz, gelişiyoruz burayı. Koyunlarım da var, birinin ismi Çınar, birinin ismi Sakine. Ben verdim isimlerini. Niye o isimler diyor ya? Aldığımda oğlanın bana getirdiğinde sahibi Çınar diye kendileri eğitmişler. Şimdi düşündüm taşındım öbürünü ben ne versem Şadi versem olmaz dedim. Tuttum Sakine vardı televizyonda çok bakayım ya ben filme. Sakine var orada o hoşuma gitti onu verdim. Gel yavrum gel bak Çınar düşecek beni bana. Süper değil mi bu koyunları yapmak? Yani bahçeye gitmek, yemek yapmak evde. Bu da süper oğlum hep. Öyle. Mesela yürüyüş yapıyor bizim orada bir kadınla. Şöyle iki büklüm yürüyüne. Doktor ne der ona? Yürüyüş yap. İyi der ama ne yaparım ne hale mesela giderse şöyle iki dayanan böyle iki kat. Sen öyle gideceksin. Dik göreceksin inadına. Dik gördüğü zaman kamurlaşmıyor. Unutma benim sözümü. Ben öyleyim. Şimdi bir ne kadar bir yorgun falan olsam yürümeye gideyim mesela, çıkayım. Yanımda arkadaşlar var şimdi. Böyle kendilerini salıyla. Salman kendisi. Dik görün. Gençleşirsiniz derim bunlara. Bir şey anlamadım. Değil mi ben bazen benim oğlan da koşuyor benimle beraber de Tuncay. Ya anne şunu yapalım az daha dur bir gidelim ve şurada bir sıra daha fındık mı alayım diye. Ne oğlum gel. Ben 72 sene daha koşayım ama hiçbir şey anlamadım. Bitiremedim işte hadi eve gidelim boş ver yarın sabah gel o. Öyle yaparız diyeyim ona. Bir şey anlamadım aynı gün bugünkü gün. İşte erkenden benim beyim öldüğünden. Ben mecbur çapaladım işte, çocuklarımı topladım bir yeri. Babasının öldüğünde Tuncay askerdiydi. Büyük oğlumla beraber koştuk sahaya sola.
Bu geldi. Askerden, babası öldükten geri. Ben onları hep toparladım yani işte bu evi yaptırdık. Vay bahçeleri. Çok şükür. Zor hayat yaşadım çok. Zor hayat yaşadım ya. Yani. Geçen günlerden daha bugünlerimize çok şükür. Evet. Çoluk çocuğumuzu bak benim beyim öldü. İlk büyük oğlumu evlendim üstüne bir senelik evliydi. İlk torunumla beyim öldükten kere 8 gün sonra doğdu. Onda şu evli şeyde paşa yazıda evli. İki tane de çocuğu var Allah'a şükür. Çocukluk yıllarımızda tabii ki o hayatının bu hayat çok değişti. İyiydi. Gençlik hayatıyla yaşlılık hayatı değişik oluyor tabii ki. Gece ay ışığıyla biz çalışıyorduk gece. Sırman biçerdik böyle. Şimdiki hayatıyla o hayat çok değişik. Bugünlerimize de şükür yine. Ben çalışmayı çok seveyim halen daha bu yaşta. Benim kızım der ki bana, anne sen hiç bir bıkmadın. Ben bahçeyi sevmeyeyim der bana halen de sana. Ben açtım mesela benim tam da ineklerim var. Kısır çıktı yine. Onu ben kurbanlık ayarladım. Allah izin verirse onu verdiği zaman ve satarım onu başka bir sağlığı alacağım ya dolamayayım. Ondan ben sahayım mesela, peynir yapayım, koy peyniri, sütlaç yapayım, seveyim öyle. Yani. Yapmasını da çok severim, yemesini de severim. Geçmiş günlerden daha bu günlerimize çok yakınlık var tabii ki. Bu zamanın diyeceğim sana büyükler çok anlamıyorlardı böyle gençliklerin şeylerini. Hadi kalk gidelim batalyaya gidelim. Hadi gidelim çalışmaya gidelim. Ama şöyle bir ortam düzenlerini bilmiyorlardı. Biz de cahildik. Gitmesen kötü söylüyorlardı önlere gidince. Çok az gitti. Misre, o zamanlarda mısır ekmeği, ekmeği pişeceğim, talliyi batacağım bir de. Böyle ekmek nerede? Hazır ekmek. Hiç yok. Öyleydi eski tarihler. Tabii hayalımız daha giden gidiyor, duran duruyor. Hayatın hayatta mesela nasıl bir sürdüren sürdürüyor. Allah'ıma şükür. Yani. Geçtiğim günleri hiç, onları geçtiğim günleri hiç sorma. Çok zor hayat geçti. Hayatım benim iki evliydi. İki kaynamız vardı. Onlarla yaşadık. Emme kötü. Çok şükür yine günlerimize de. İşte çapaladım sayesinde. Çocuklarımı kimseye ihtiyaç yapmadım. Şimdi de torunlarımı Allah izin verirse onları vereceğim. Görürsem eğer ömrüm varsa. Kimseden bir şeyimiz yok. Köyümüz zaten hep kendimizin akraba mahalle. Kardeşlerimiz, amcalarımız. Şöyle bir şeylerimiz yok. İyi. Sen iyi, iyi olursan herkes iyi. Meşhur bir laf. Sen iyi olursan herkes iyi. Evet. Evet. Sen iyi olacaksın da karşındaki de iyi olacak. Sen devamlı kötü dersen, ha sen bana ne yaparsın bu sırada? Düşmanlık yapayım ya. Ben yapmam sana, niye? Ekmek atarım. Sen bardaş atarsın, ben sana ekmek atarım.
okumadım. Gece okuluna gittim çocuk vaktimden. İki sene sade gır gır. Cemal Hoca vardı halen de yaşıyor. Sata onu gençlerine gır gır yaptım. Baraydı ki Cemal Hoca öğretmenim. Melihaydı. Çok ciddi al bu işi. Ben dedim ki çok şeyim ya ben mesela konuşayım ya. Öğretmenim dedim. Bana dedi ki işte. Bak Melih dedi, bir sene atlattık dedi, geçen sene dedi, bir sene dedi. Bunu dedi, ciddiye alalım dedi. Tamam öğretmenim dedim, söyle dedim ben şimdi. Şeye giderken dedi, mesela dedi, doktora gidersin dedi. Evet, arabayı binersin dedi. Yanlış binersin dedi bana şimdi, okursun. Ben şimdi durdum durdum, öğretmenim dedim ben şimdi böyle. Ne oldu dedi. Ben arabayı yedim ona şeye, arabayı durdurdum ama dedim. Beni görünce kaçtı gitti dedim, durma dedim. Ay öğretmen bir güldü, bir güldü. üçüncü sene aynı yine. Hiç okumadım ki. Bir iki, ha şimdi anlayayım az çok. Yola çıktığı zamanlarda mesela terme yazayım. Hani az çok onları anlayayım ve ciddiye alsaydım hepsini bilirdim. Çarkı dinlemek çok hoşuma gider, fazla bildiğim de. Eskiden bir televizyon yoktu benim günlerimde. Bir kurunduk, eski bir radyo vardı, kurunduk mıydı ismi? Onlar vardı. Onları açardık, türkü söylerdik. O zaman sapakladırıydım ben, bekar ikiden. Çok iyiydi, aynı çiçekçiydim yine ben orada. Yıldıray Çınarlar. Evet. Efendim, Orhan Gencebey. Onlar ne türkü söylüyordu. Seveyim ben öyle. Bahçede oturmasını, arkadaşla gelip de böyle muhabbet yapmasını. Şimdi mesela oturalım birlikte, çay içelim, beraber gelelim. Ben eskiden beri öyleyim, ben severim. Siz de sağ olun yavrum, teşekkür ederim. Geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için. Sonradan yine gençler beraber, toplaşırsınız torunum hele beraber. Çay yaparız, mahir yakarız, kızartma yaparız, hatırlayırız. Hoşun gidiyordu öyle. Belli olmuyor mu? O ne? Gözleri burnun kabarıyor, gülcem diye.